Ya bugün işte Meydan Parkı'nda Atatürk Anıtı'nın önünde 56'nın yaşını kutlandı. Tabii bu hem taraftarların, hem sporcuların, hem teknik işte uğraşanların, başkanın, yönetimin için bu sezonun hayırlı olmasını temenni edelim. Başarılarla geçmesini dileyelim. Tabii ki buralara kadar gelmek öyle kolay değil tabii ki. Trabzonspor bu 56 yaşına kadar böyle çok büyük zararlar görmedi yani. Bu tabii kolay değil yani, 6 şampiyonluğun kazanılması, birinciliklerin kazanılması, kupaların alınması, müziğe taşınmaları falan her kişinin yapacağı değil, her kişinin yapacağı iş. Bu da Trabzonspor. Dün övüncümüz olan Trabzonspor, bugün bakıyorsunuz güvencemiz oldu. Çok şükür diyoruz. Ben tüm eksiklere rağmen Trabzonspor'un bu yılda geçmiş yıllara baktığınız zaman her ne kadar şampiyon olmadıysa da ilk dört kulübün içinde de bulundu Trabzonspor. Yine başarılı olacağını düşünüyorum. Ama bazı tedbirlerin ve özellikle radikal tedbirlerin, acil tedbirlerin de alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da alınacak da yönetime sahip çıkmak lazım. Özellikle ve öncelikle kulüp başkanı Ertuğrul'a sahip çıkılması lazım. Yani o yalnız bırakılmaması lazım. Gördüğüm kadarıyla şu ana kadar başkan olduktan bu yana kadar gördüğüm kadarıyla pek yardımcı olunmuyor Ertuğrul'a. Onun için mutlaka hep birlikte taraftar olarak, sporcu olarak da, antrenör olarak da yardım etmemiz lazım. Bu yardım hem şahsına hem de kulübe olacağı için tabii ki gereklidir, mühimdir, önemlidir. Yani bu 56 yaştan sonra Trabzonspor her ne kadar ilk baktığı zaman yaşlı görünecek ama değil. Yaşlı ama eski değil, ama eskimeyen bir takımdır. Hiç merak etmeyelim. Dediğimiz gibi yani ben başarılı olacağını inanıyorum Trabzonspor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tabii yeni sezon öncesi ilk aslında önemli maç, hazırlık maçı AYK maçıydı. Yani güç dengeleri olarak baktığımız zaman AYK Şampiyonlar Ligi önelemesi oynamış. Daha hazır bir görüntüdeydi Trabzonspor. Ciddi sınavı hazırlık maçında Trabzonspor sahasında verdi. Nasıl buldun Trabzonspor? Ya tabii ki sadece AYK maçı değil tabii. Diğer hazırlık maçına bakıp da AYK en son, tabii bu da biraz daha ağır, biraz daha kuvvetli bir maçtı. Baktığım zaman Trabzonspor'u ben bir önceki yıldan, yani şampiyon olduğumuz yıldan sonra geçen yıla arasında böyle değişen, gelişen net bir Trabzonspor görmedim. Hatta geriye doğru giden, yani evet geriye doğru fazla gitmedi ama geriye doğru gideceğim diye, yani istikametten geriye doğru giden bir Trabzonspor mesajları, sinyalleri verdi. Bu çok önemli. Neden ki baktığınız zaman Trabzonspor'a yani hem bireysel olarak da olsun, hem grup taktiği olarak olsun, teknik olarak olsun, yani bir gelişme, bir değişme dediğimiz gibi yok Trabzonspor'da. Spor bakıyorsunuz, sporcuların kuvveti, gücü kalmamış. Devamlılığı zaten hiç yok. Zaten futbolda biliyorsunuz yani adaylarının kuvveti kuvvetli olmasından geçer her hareketin tekniğine uygun şekilde yapılması. Trabzonspor'da ya oyuncularına baktığımız zaman bir hareketi 2-3 defa tekrarlayabilmesi veyahut da o hareketin devamlılığını sağlayabilmesi veyahut rakipten topu çalıp da hücumu hazırlayabilmesi veyahut bireysel hareketlerde muvaffak olmasını deki başarı bence çok eksik diye düşünüyorum ben. Onun için bunların mutlaka tamamlanması lazım. Ayrıca hocanın da yine tespitim şu ki, yani bu kadar geçen bir zaman, yani baktığı zaman Trabzonspor yapmış olduğu hazırlık maçları var. Çalışma, teknik ve taktik çalışma günleri var bunlar. Üst üste koyduğunuz zaman 2-2,5 ay neredeyse buluyor bunlar. Bunların sonucunda baktığınız zaman sporcuların performanslarına emin olun yani, bak bunu şey olarak söylemiyorum. Bir Güney Afrika'nın ve de Jakarta'nın performansına yetişemediler hala, bak. Bugün mesela ben dünya kadın futbol kadın olimpiyatlarını izliyorum. Mesela onlarda bir tane Greenwood diye İngiltere'de bir sporcu var ya, bir görsen aklım duruyor yani, şu anda al Trabzonspor'a koyalım mı? Ben koyalım derim ama sizi bilemem tabii ki, onları bilemem. Bir de mesela Jakarta'nın İtalya'yı, Brezilya'yı elemesi ve finallere kalması. Baktığınız zaman o yönden İtalya'nın Güney Afrika takımının yenmesini göstermiş olduğu mücadele, hırs, azim Trabzonspor'da
oynanan bu diyelim 6 maçta ben görmedim şu anda. Evet bir maçı yendi, 2 maçta beraber kaldı falan filan diyoruz ama bir de en son AYK'da yendi kendi saha serisi önünde. Tabii bunlar Trabzonspor'un zorlu geçecek, zorlu geçmeye namzet maçlar karşısında her bakımdan hem fiziki olsun hem fikri olarak olsun, kuvvet olarak, güç olarak hazır olmadığını gösterdi bize. Mutlaka Trabzonspor'un hocasının uyarılması ve uyandırılması lazım. Çünkü eğer böyle giderse yarınlarda çok geç kalınır. Çünkü Trabzonspor'un oynayacağı bizim hesabımız ve ilk 5 maç çok önemlidir. Burada alacağı puanlar bence huzuru ve mutluluğu sağlayacak Trabzonspor'da. Peki, ama iki yarıya kadar da o süreci tabii ki devam ettirir. Tabii devam gidebilir olur. Yani. Onun için yani bir de tabii yönetimi de başkanı da sınırlayacak hareketleri var tabii ki burada. Sen kötü netice alırsan ben de bazı şeyleri şey yapmam mecburiyetindeyim. Onun için hocaya bu konunun anlatılması lazım. Çalıştığı takımın geçmişini anlatılması, nereden geldi, nereye gidiyor bu takım. Bunlar tabii çok önemli ruhi hareketlerdir yani bunlar. Bunlara dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni şeydir. Evet, bir de mesela yapılan transferlerin yine her zaman söylediğimiz gibi harcama usulüyle yapılan transferler. Bunlar yanlış transferler. Yani Trabzonspor aldı, bakıyorsunuz yarın yazılı basına veya sözlü basına alacak. Üçüncü gün bakıyorsunuz ki olmadı, sakatlandı, burnu kırıldı, iyi, geçmiş olsun, bilmem ne, Allah şifasını versin. Öbür ya bunlar olmuyor mesela. Olması lazım bunlar. Yani Trabzonspor'un bak hiç ve başkana buradan eski bir futbolcu ve abi olarak söylüyorum. Trabzonspor hocası, başkanlığının hiç böyle uzun listesi olan transferlere gerek yok. Hep onları elinin tersi. Şimdi Trabzonspor'u 3 tane adam alsın canım. Oyuncu kaybetmeyecek. 3 tane adam alsın. Koysun orta o şeye. Santrabek'e bir adam. O geleceğim, gideceğim falan filan bir şeyler söylüyor. Mesela bu hamleyi yapsınlar o yani ki öyle veya böyle Trabzonspor'un şampiyonunda başarılı olan takımların başında gelen bir sporcu yani. Ve burada başarılı onu alınabiliyor. Orta sahaya dediğiniz gibi yani takımı sevip idare edebilecek bir abi olabilecek kabiliyeti ve kalitede bir sporcunun alınması gerekir. O yok. Siyofis bırakılacak falan filan diyor ve altını çiziyorum ben burada. Ve burada iyi teknik adamlara söylüyorum. Eğer Siyofis verilirse Bekaçet'in randımanı düşer. Yani onun fiziki mücadelesini yarıya üçte ikisini dolduran Siyofis'in sağa sola çok koşmasıdır. Oraya böyle bir adamı bulamam. Ha, Siyofis ne? Oyun kuran bir adamdı. Her zaman söyledim. Oyun bozan bir adam. Tabii oyun bozan bir adamdır. Pek takıma pek faydası yoktur ama rakibi oynatmadığı zaman Trabzonspor'un orta sahasındaki oyuncuları bir rahatlığa iten bir gücü var adamcağızın. Ha ama benim transfer politikam böyle diyor. Giderse gitsin veya sakattı. Bilemem onu ben. Yani o olmasa bile onun gibi bir adamın Siyofis'e ve oynayacak mesela Abdülkadir Ömür'e yardım edebilmesi için böyle bir sağa sola ya bulaşacak bir adam lazım doğru, yani. Onu öyle bir oyuncu lazım. Faksuna forvete yani hani Trabzonspor santrafor arıyor. İyi güzel hasta. Çünkü gerekli. O zaman sormak lazım. Yani iki tane santrafor ama biri Avrupa'da isim yapmış, biri Türkiye'nin gol kralı. Gel bakalım buraya kardeşim. Dendi mi? Denecek mi? Bak geç kalınır burada. Yani iki senede bunlar başarılı olamazsa bunların belki hesabı sorulmaz ama kişiye suali sorulacak yani. Diyeceğiz ki ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu kadar para yani bunu basın. Halk tarafta mutlaka bir gün gelecek yönetime soracak bunu. Onun için bence yönetimi çok daha önceden hareket etmesi lazım. Herkes kendine çeki düzen versin. Bu sene falan filan filan atılması lazım böyle. Şimdi İmam Orsic'i soracağım ama mesela şöyle bir yorum yaptık. Bilmiyorum sen katılır mısın? Trabzonspor işte gurbetçi taraftarlarının en çok yoğun olduğu bir dönemde işte AYK gibi bir takım, bilinen bir takıma karşı hazırlık maçı oynuyorsunuz. Karşılaşmada taraftar yok denecek kadar aslında. Şimdi bakın bu tabii ki çok önemli bir şampiyonla oynayan veyahut da başarılı olmak isteyen veya Trabzonspor gibi bir takımın taraftarının sahaya az gelmesi zaten şey yapıldığı zaman bir değerlendirdiği zaman böyle zaten bunların yarısından çoğu da belki değil mi gurbetçidir yani bunlar ha. Bunların gelmesi diğerlerinin gelmemesi mutlaka Trabzonspor için sorundur. Şu var. Artık her zaman bunu söylüyoruz. Söylemekte tekrarında fayda vardır. Bakın Trabzon seyircisi, Trabzon taraftarı her zaman mücadeleyi sever.
rekabeti olmadığı yere gitmez. Efendime söyleyeyim. Yani bu gibi işlerden uzaklaşmayacaksın. Ben bu ligde iddiasızım. İntifasını veyahut da şeyini veriyorsan hiç onun alakası olmaz. Seni yalnız bırakır. Gelmez. Ne? Şimdi çünkü bir kuvvet takımı şampiyon yapacak olan görüm 12. kuvvet diyoruz ya. Şampiyon geçen evvelki şampiyon olduğumuz zaman en büyük sebep neydi? Söylediğimiz zaman taraftardır dedik yani böyle tabii. O tarafta sana destek çıkman. Ne kadar iyi oynarsan oyna, ne kadar başarılı olursan ol, masada eksik kalırsın. Eksik kaldı mı yani başarısız olacağım kaçınılmazdır. Şimdi bunların arasına bakıyorsunuz. Taraftar ne bakıyor? Ben konuşuyoruz. Sağda solda tutuyor da abi falan. Şimdi bir Adana Demirspor'a bak. Bir üç büyük yerin almış olduğu takımlara, futbolculara bak. Ya ki bunlar bu isimleri alıyorlar. Ne yapıyor? Taraftarı sada çekiyor. Tribüne çekiyor. Çekiyor, evet. Sen şimdi bakıyorsun ne kadar almış? Üç tane almış, dört tane almış. Bilmem ne, bir iki sakat falan. İşte Orsic gitti yani. Şimdi ya böyle deyince olmuyor. Oyuncu, şimdi böyle deyince olmuyor. Mesela bak bir Galatasaray'ın santraforu bütün o 70 bin oraya çekti. Evet, ne kadar para versen helaldir ona. Çünkü her maç bunu alıyor. Reklamından osundan busun. Giyasın Beşiktaş aynı şekilde var. Git Fenerbahçe'ye bir adamı verdi bir yıl. Bunlar yani sermayesi zengin takımları elbette ki Trabzonspor'un takip etmesi yanlıştır. Doğrudur. Ama ya, bakıyoruz yani almış olduğun oyunculara yani taraftarı tribüne çekecek olan, stada çekecek olan isimler değil bunlar. Ve bunlarla Trabzonspor izlediğimiz 6 maç, 7 maç neyse oynamış, gördüğümüz kadarıyla hepsini izledik yani gördüğümüz kadarıyla bugün böyle ama yarın çok daha iyi olacak mesajı vermiyoruz ama canım. Mesela formsuz olanları biraz daha zaman ihtiyacı olan Fenerbahçe var mesela, Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta var. Adam diyor bugün diyor yarın çok daha iyi olacak. Bugün iyi ama yarın çok daha iyi olacak. Bakıyorsun 4 tane atıyor, 5 tane atıyor. Rakip ediyor orada. Öyle veya böyle. Senin için onlar bize, sizi bilmem, karşıyı bilmem ama bana vermiş olduğu mesaj çok olumlu ve uyumlu değil. Onun için hocanın yapacağı ilk şey ne o ne bu. Yapacağı ilk şey elindeki formsuz adamların çalıştırarak randımanı yükseltmek. Kas kuvvetini artırmak. Bakın biraz tekniğe gireyim inceden. Bir futbolcunun iyi olabilmesi için çabuk kuvvette başarılı olması gerekir. Trabzonspor'a bu çabuk kuvvette hiçbir başarı yok. İkili mücadeleleri kaybediyor. Devamlılığı yok. Hareketlerde hız yok, sürat yok. Ağır, yavaş, hantal. Böyle bir takımın rakibi karşısında, Ayka karşısında ki biraz şanslı olsaydı veya isteseydi yani 3-4 tane de atabilirdi. Sen maçtan sonra oturup kendi kendime bir oto kontrol yaptım ya. Biz neden bu Ayka karşısında bu kadar kendi sahamızda? Fiziğe bağladı hocam. Tabii fiziğe bağlayacak. Bak onu almaya çalışıyoruz da çabuk kuvvetle. Yani futbolda en mühim şey çabuk kuvvettir. Hem çabuk olacaksın hem kuvvetli olacaksın. Bu çok önemlidir. Bir devamlılığını sağlayacaksın. Bak çabuk, kuvvet ve devamlılık. Bunu yapabilirsin için çok idmanlarda, yani bu hazırlık maçında, hazırlık idmanlarında çok çalışmanız lazım. Özellikle kas kuvvetini, kasın hareketine iştirak edecek olan lif sayesini artırmanız gerekir. Yani girmek istemiyorum pek şeye ama yani kasa hazırlamak lazım bu dirençlere, bu zorluklara karşı. Trabzonspor'a bakıyor, bu zorluklara karşı, bu dirençlere karşı mülayim. Ha kendisi mülayim değil, adile mülayim, adilesi. Yani hiç dur girme şu topu alayım falan filan böyle bir hamleleri yok. Ona bulaşıyorlar, buna bulaşıyorlar. Özellikle bir önceden bakın, bir de bugün söyleyelim, yarınlarda bunu söyleyelim. Bu Bekka Sates'in neyse uyarılması gerekir. Sağa dalıyor, sola dalıyor, penaltı kaçırıyor. Bunların hep sebepleri var. Evet, penaltı çok kötü. Tabii, şey olmaz. Kendisi koşup alıyor. Hayır, kendisi koşup alıyor topu. Yani atıp da kendini bu kötü oyunumu kamufle etmek istiyor. Olmaz. Bunu Trabzonspor'a şu anda bak emin olun şu 5 maçı yararına çok yararı var. Belki olmasa, belki Trabzonspor 10 güçlü çok daha iyi oynayacak. Çünkü yani dediğimiz gibi bu gibi hareketleri hem ferdi hareketleri, bireysel hareketleri, grup aksiyonlarına hiçbir hamlesi yok. Bunlar hep sporcunun hazır olunmayışı ve de müsabakaya yansıtamaması, taşıyamamasıdır yani. Ama dediğimiz gibi yani biz hep meseleye olumlu ve uyumlu bakarız.
iyi olur mu? Olur, niye olmasın canım şimdi? Bu şimdi belki Fenerbahçe fazla futbolcu, yani fazla futbolcu almakla şampiyon oldum diyemezsin. Ancak diyoruz, o sporcunun, mevcut sporcunun randımanını yükseltirseniz bu hep bir yeni transfer demektir. İlla ben oradan buradan adam alacağım diye değil. Sen şimdi gel burada sağ açığının, sol açığının, o iki santraforun randımanını yüksel, Trabzonspor en kötü ihtimalle üçüncü veya ikincidir. Ya dördü oynayamıyor canım. Yani Trabzonspor, bildiğim o Trabzonspor'u hayda hücumunu falan filan böyle estirecek hızla süratle değiller yani. Yavaş oynuyorlar falan. Ya bunda bir sebep var, bunda bir neden var. Hocam, diyeceksin ona. Ya bir takımın bak kalecisi pat götürük burada gol yiyor. Vehtalı gol veriyor ya. Döneceksin o zaman kaleci antrenörüne gel. Bunların dediğimiz gibi sualler sorulması lazım. Yani yapılacak bunlar yapılmaz, yapılacak ve yapılmaz. Emin olun kolay işler bunlar. Çok kısa bir zaman kaldı Necmi abi. Şimdi bir de şimdi o var. Bu Trabzonspor'un dezavantajıdır. Bakın cuma günü sanırım bir maçı var. Yani burada 7 gol atsan, 17 gol atsan, 27 gol atsan hiç önemli değil. Önemli olan Trabzonspor'un oynamış olduğu sistem, oynatmaya çalıştığı taktik, ha şu taktiği uygulayamayabilirsin. Ha bu taktiği oynamaya çalışıyor. Tamam. Savunmam toparlanmış. Orta saham biraz daha iyi olacak. Bu resmi fotoğrafı verebiliyorsa bence oynayacağı başarılı. Ya atarsın ya ayda Trabzon buldu kendini. 7 gol attı mesela 61 mi? 1461 mi oynadı? Evet, efendime söyleyeyim. Neyse. Ha olsun. Efendim, yani buna karşı bu kadar gol attı falan filan onlar hep fazlasıdır. Bana derece sinyal, mesaj önemlidir o Trabzonspor'un. Ha, sistemi oturmaya yakın, oturuyor. Bir sistem bulduk burada mesela. Bir de bunları verebiliyorsa tamam, görevini yapmış demektir. Ama şu ana kadar bunu yapmadı. Ve en sonda bu kadar yakınlaşmasına rağmen maçın, bir dahaki cuma günü maçımız var. Bir dahaki cumaya kadar senin burada o bence biraz daha zorlu rakip rakibi biraz daha zorlu olması diye düşünüyorum. Çok yani Trabzonspor şey değil. Yani şeyde şimdi ilk 5 hafta Antalya, Galatasaray, Rize, Kasımpaşa ve Beşiktaş. Evet. Yani bak iki derbi maçı var. Bu iki derbi maçı da hocam bir noktada virgül. Allah göstermesin. Yenilirse ikisi de deplasman sanırım değil mi bunların? Ve biri evet, içeride Galatasaray mi? Deplasman. Beşiktaş. Antalya içeride. Galatasaray. Yok Beşiktaş. Rize içeride. Kasımpaşa deplasman. Beşiktaş içeride. Hayır tamam. Ya yani biri dışarıda, biri içeride. Deplasmanda biri içeride. Ya yani bunların bu maçların kaybedilmesi gerekir hocam. Aman dikkat et ha falan. E ne olur? Olmaz ne olur? Bu Trabzonspor. Bu üç takımı yenmek mecburiyetiniz. Ona göre hazırlıklan tamam bak. Ne dedik başta? Zorlu maçlara için namzet takımları için mücadeleye hazır değil Trabzonspor. Ne yapmamız lazım hocam? Başkanın yerinde olsam ben çağırırım onu bugünden şeye gel. Ben hiç kimse yapılanlar ve şu anda yapılacak önemli değil. Bak burada 5 tane maçım var saydım. Şu bunların biri dışarıda geçen yeni şampiyonu, biri de içeride yeni kurmuş takımını belliyor ağzı böyle şeyde ki Trabzonspor'u çok iyi tanıyan da hocası Beşiktaş'ın var. Öyle mi? Biz ne edip ne edeceğiz? Bunlara yenilmemiz lazım hocam. Ona göre Trabzon'da yeneceksin Galatasaray'ı. İstanbul'da yenilmedi ne yaparsan yap. Ha böylese bu devamlılığı sürdürebiliriz ve rahatlığı temin edebiliriz. Ben de yapacağım olayları sınırlandırma bana diyecek mesela. Mesela şeyleri, işlemlerini. Ama Trabzonspor'a şu anda böyle bir hareketleme görmüyorum ben. Veyahut da kaçırmış olabilirim. İnşallah o hareketlemine var mı bilmiyorum yani. Ön plana çıkan bir isim görebildiniz mi Trabzonspor'da? Trabzonspor'da ön plana çıkan ben oynadığım maçlara başarılıyım diyen futbolcu şu anda görmedim. Görmüyor yani o Umut denilen adam bir iki tane gol attı falan filan. Ya öyle gol onları geç oluyor. Öyle şey diyor onu. Orta saha yani o savunmada fevkalade bir problem var. Yani sağ beke bakıyorsunuz, sol beke bakıyorsunuz, çift santre beke bakıyorsunuz, uyumsuz. Orta sahada biraz önce anlatmaya çalıştık. Yani takımı sevk edecek, idare edecek, planlayacak böyle bir forklift yok özellikle. İleri bakıyorsunuz, 4 tane adam var. 4 tane adam da eski randımandan çok uzaklarda. Yani adalesi hazır değil. 90 dakikaya direnecek yükü hazır değil. Hocam, peki biz 1,5 ay çalıştık burada. Orada çalıştın, burada çalıştın, şurada çalıştın, itmanlar yaptı dedi. Ya bu adil iş kuvvetlendirmedik mi?
Yaptım ben. Yaptım mı? Olmuyor hocam işte. Süre yeterli mi? Yetersiz buluyorum ben. Hayır hayır. Yani bir ay bir hazırlık dönemi bu adilenin bu yeter mi? Ya sen bakın. Eskiden maçlar bitti ama 2-3 ay sonra oynanırdı. Sporcu buraya giderdi şeye mesela sıcak memleketlere. Oh ya deniz meniz bilmem ne falan onunla bununla oynayış bilmem ne. Tabii adaletler sıfıra inerdi. Şimdi bıraktığı zaman artık bunlar tam profesyonel. Ve buraya hazır gelmeleri lazım. Yani bu senin adaletteki o biraz önce altmaya çalıştık lifterin veyahut da kuvvetini %70'te bırakmışsa geçen yıl buraya gidiyoruz ama en aşağı bakıyorum %50 olması lazım. Yani küçük bir aylık veya 1,5 aylık çalışmada bunu %70'e çıkarırsınız formunu yakalar. Ama sen gittiği zaman adam görüyoruz. Yaptı mı? Yaptı abi. Peki yaptı. Bakıyoruz ben sahaya bakarım abi. Ve de bunun yerine sorarım hocaya. Geldikleri zaman veya gittikleri zaman bir rapor verildi mi? Al sen idmanlarda bunu yapacaksın. Yani ya aerobik oksijenli çalışmalar var. Oksijensiz çalışmalar var. Ortamda çalışmalar. Bunların hiçbirinde zayıf kalıyor Trabzonspor. Dolayısıyla ikmale kalıyor yani. Şimdi hocaya diyebiliriz yani hocam aerobik çalışmalarda, anaerobik çalışmalarda ne yaptık, ne ettik, ne iledik? Bu adamların neden nefesi yok? 90 dakikaya çıkarabilecek kuvveti, gücü neden yok? Çünkü benim tekniğim, kuvvetim, gücüm iyi olursa senin vereceğin taktiği, benim uygulayacağım tekniği en rahat şekilde yaparım. Eğer ben kuvvetsizsem ne kadar kolay taktik bile versen onları yapabilmen asla mümkün değil. Arda Güler'e ilk fizik antrenmanı antrenerlerinde öyle. Hemen izlemişler. Fizik olarak düşün, farklı bir antrenman tekniği. Ve de Allah göstermesin bak şimdi dizinde bir sakatlık çıktı. Yani bunlar tabii bir Türk sporcusunun dikkat edeceği konulardı yani. Demek ki altyapıdaki çalışmaların kasa yönelik değildi, tekniğe yönelikti. Olmaz. Önce kasa yönelik olacak. Çünkü kas kuvvetli olursa, sen güçlü olursan, diyelim bak hocanın vermiş olduğu taktiği ile birlikte benim tekniğimi müsabakaya aynı şekilde taşırım. Maksat hasıl olur. Ama sen ne kadar tekniğin iyi olursa olsun, ne kadar taktik zekan gelişse gelişsin, eğer sen kuvveti değilsen, güçlü değilsen onları müsabakaya taşıyabilmen mümkün değil. Taşsan bile bu en çok sürse de literatüre baktığın zaman en çok sürse 25 dakika 20 dakika sürer. Ondan sonra pat diye aşağı gelirsin. Şu andaki Trabzonspor'un pozisyonu oyuncuların pozisyonu. Son soru böyle hem camiye evet. Yeni sezon öncesi nasıl bir mesaj verirsin? Biraz önce söyledik yani şu anda görüntü beni tatmin eden bir görüntü değil ama dedik yani Trabzonspor renkleriyle bir şey yapabilir. Hocayı uyarıyoruz buradan yani elimizden geldiği kadarıyla. Hocam böyle yani bu adamlar neden böyle mücadelelerde yetersiz ve eksik falan filan bilmem ne. Ya bunları tamamlayan bir Trabzonspor emin olun yani Trabzonspor şu anda sağ açığı ve sol açığı ve iki santraforu baktığın zaman Türkiye'de yani sayılan takımlar da yok yani. Bireysel anlamda yok. Yok ya ama şimdi bakıyorsunuz adam gelmiş gerilere o sağ açık nedir şeyden gelmiş. Sağ gelmiş gerilere bir şeyler yapmak istiyor. Sol açık uyan geçmiş uyan doğru kendi başına kendi aleminde. Çift santraforu olmaz bu. Ya bunların oynadıkları takımlar sen hangi takımda oynadığını ona anlatacaksın. Bu takımda oynayacak. Oynuyorsun dikkat et. Öyle değil mi? Ama sen biz şimdi orada hiç bakmamız, etmemiz, elememişsin. Orta saha dediğimiz gibi dağınık, darmadağınık. Savunman toparlanmamış. Galecin zaten gidecek mi, kalacak mı belli değil kendi aleminde. Böyle bir takımın gelecek için, ikbal için sana verecek olan sinyallerin iyi olması, görüntüsünün iyi olması mümkün değil diye düşünüyorum.